Orta Doğu'da çok eski bir tapınak bulundu. Mısır piramitlerinden binlerce yıl önce yapılmış. Tarihi Mezopotamya, Minos ve Maya gibi medeniyetlerin bile çok öncesine uzanıyor. İnsanlık henüz taş devrini yaşarken inşa edilmiş. Bu muazzam bir şey. Peki ama kimler tarafından ve neden? Bu dünyaya ait değiller. İnsana benziyorlar ama belli ki insan değiller. Birileri bu gizemi çözmek adına zamanda 12 bin yıl geriye yolculuk ediyor. Buz devrinin sona erdiği, insanın çömlek, yazı ve tekerlekle henüz tanışmadığı zamanlara. 3 yaşındaki bir çocuğun oyuncak tuğlalarla Empire State'i inşa etmesi gibi bir şey bu. Kayıp medeniyet. İnsan milyonlarca yıl boyunca yavaş yavaş evrimleşti. Önceleri avlanıp yiyecek toplayarak yaşıyorduk. Ama yaklaşık 12 bin yıl önce olağanüstü bir şeyler oldu. Evrim sürecimiz katlanarak hızlandı. Ve izafi olarak çok kısa bir zaman diliminde taş devrinden ay yürüyüşlerine geçtik. Peki gelişimi bu kadar hızlandıran neydi? Dr. Jeff Rose, erken insanlık tarihi uzmanı. Yıllarını kültürel evrimimizdeki gizemli dönüm noktalarını araştırmaya adamış biri. Ve şimdi dudak uçuklatan arkeolojik bir keşif üzerinde çalışmak ve taş devrinden günümüze uzanan o devasa adımın neden ve nasıl atıldığı sorusuna cevap bulmak üzere Türkiye'de. Ay'da yürümek insanoğlunun attığı en büyük adım değil. Asıl büyük olan tarlaları ekip biçmeyi ve kendi yiyeceğimizi üretmeyi öğrenmiş olmamız. Teoriye göre tarım yerleşik hayata geçmemize, dini öğretiler geliştirmemize ve tapınaklar inşa etmemize imkan tanıdı. Küçük yerleşimler şehirleri, şehirlerse güçlü medeniyetleri oluşturdu. Artık her öğün için avlanmak ya da yiyecek toplamak zorunda olmadığımızdan, düşünmek, icat etmek ve taş devrini gerilerde bırakacak ölçüde gelişmek için vaktimiz vardı. En azından bugüne dek teori böyleydi. Fakat Türkiye'de keşfedilen olağanüstü bir şey, kültürel evrim tarihimizde yepyeni bir sayfa açtı. Ve bunu görmek için sabırsızlanıyorum. Türkiye, Avrupa ve Asya arasında köprü oluşturan çok eski bir coğrafya. Bereketli Hilal adıyla bilinen ve Mısır, İsrail, Suriye ve Irak'ı da içine alan kuşağın bir parçasını oluşturuyor. İnsanoğlunun ilk kez yerleşik hayata geçtiği bu yeşil kuşakta 5000 yıl kadar önce dünyanın ilk medeniyetleri kuruldu. Ve işte burası o keşfe ev sahipliği yapan yer. Yani Göbekli Tepe. Yöre halkı bu tepenin kutsallığına inanıyor. Ve hiç de haksız sayılmazlar. Profesör Klaus Schmidt alanında ünlü bir Alman arkeolog. 1995'te bu tepenin altında çok büyük bir şey keşfetti. Ve o zamandan beri bölgede kazı yapıyor. Merhaba Jeff, nasılsın? Merhaba Klaus. Kazı alanına hoş geldin. Çok memnun oldum. Bu ilk gelişim mi? Muazzam bir şey bu. Böylesini hiç görmemiştim. Profesör Schmidt'in tepenin altında gömülü halde bulduğu şey bir dizi devasa taş sütundu ve üzerlerine tuhaf oymalar nakşedilmişti. Yapının yalnızca küçük bir kısmını gün ışığına çıkardığını biliyordu. Gerçek boyutlarını anlayabilmek için yeraltı radarının kullanıldığı bir etüt çalışmasına başkanlık etti. Bu kapsamlı araştırma yaklaşık 90 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirildi. Bu da neredeyse 20 futbol sahasına eşdeğer bir yüz ölçümü. Radar toprağa nüfuz eden radyo dalgaları gönderiyor. Ve bu dalgalar derinlerdeki bir objeye çarptıklarında geri dönüyor. Yansıyan sinyallerdeki değişkenlikler sayesinde
toprak altındaki objenin görüntüsü ortaya çıkıyor. Profesör Schmidt'in bölgenin toplam alanı hakkında gerçeğe yakın bir tahminde bulunmasını mümkün kılan şey de buydu. Sahanın genişliği ne kadar? 300 metreye 300 metre. 300'e 300 ha? Bu çok büyük. Evet. Schmidt ve ekibi çok büyük bir titizlik ve sabırla devasa boyutlarda 4 taş çemberi gün ışığına çıkarmayı başardı. Her bir çember T şeklinde büyük sütunlarla ayrılmış yüksek taş duvarlardan oluşuyordu. Ve ortalarında 5,5 metre yükseklikte 2 dikili taş bulunuyordu. Bugüne dek böyle bir yapıya rastlanmamıştı. Acaba hangi amaçla yapılmışlardı? Burada kimsenin yaşamadığını nereden biliyoruz? Günlük kullanım için yapılmadıkları belli. Profesör Schmidt, Türkiye'deki diğer tarih öncesi yerleşimlerde de kapsamlı olarak çalışmalar yürütmüş biri ve taş devri yapılarına oldukça aşina. Ama Göbekli Tepe'deki yapıların diğerlerine hiç benzemediğini düşünüyor. Belki de yapılış amaçlarının sırrı taş sütunların üzerine oyulmuş çarpıcı figürlerde yatıyordur. Şuradaki sanat şaheserini görüyor musun? Şu rölyefi. Büyük olasılıkla bir leopar. Bu şey tek parçadan mı oluşuyor? Evet, tek parça. Bir tek taştan yapılmış. Büyük bir ustalık örneği. Hayvanın kaburga kemiklerini bile net bir şekilde görebiliyoruz. Burnu, ağzı, dişleri ve saldırgan duruşu çok iyi resmedilmiş. Bu sanatkarlık gerçekten göz kamaştırıyor. Sanki daha dün yapılmış gibiler. Peki tüm bu hayvanlar ne ifade ediyor? Nasıl bir önemi var? Yüksek rölyeflerde gördüğümüz hayvanlar birer muhafız olarak resmedilmiş gibiler. Yani dikili taşların muhafızları olarak. T biçimli sütunlar Göbekli Tepe'nin sırrına dair kışkırtıcı ipuçları sunuyor. Üzerlerinde bulunan işaretler onların sıradan birer dikili taştan ibaret olmadıklarını gösteriyor. Aslında hepsi sembolik birer insan. Sembolik insan mı? Evet, T şeklinin üst kısmında profilden gösterilmiş bir baş var. Ve bu da gövdesi. Şuradan bir kol aşağıya uzanıyor. Eller ve parmaklar nakşedilmiş. Bu kemer de ellerin hemen altında gösterilmiş. Burada bir tane daha var. Evet, bir tane daha var. O da diğer eli. Ve burada da kemer tokasını ve tilki postundan yapılmış peştemali görüyoruz. Yani bu şekilde durmuş, bu tarafa doğru bakıyorlar. Aynen böyle. Ama sütunlarda herhangi bir yüz motifi bulunmuyor. Gözler, burun ve ağız resmedilmemiş. Bana kalırsa bu dünyaya ait değiller. Spiritüel bir yaşamdan geliyorlar. Yani insan değiller. Görünüşte insana benziyorlar ama belli ki insan değiller. Peki insan değillerse kimi ya da neyi temsilen orada duruyorlar? Acaba bir tür ata kültü mü bu? Birer tanrı mı bunlar? Belki de insanlık tarihinde resmedilmiş ilk tanrılardır. Eğer ortada abidevi bir yapının üstüne nakşedilmiş tanrı figürleri varsa, birçok arkeolog bunu oranın bir tür tapınak olmasına yorar. Yani bu dünyanın en eski tapınağı mı? Evet, dünyanın en eski tapınağı. Peki ne kadar eski? 11.500 yıldır burada duruyor. Göbekli Tepe, Stone Age'den çok daha karmaşık bir yapı. Ve üstelik ondan 6.000 yıl eski. Mısır piramitlerindense 7.000 yıl eski. Ama tepede gömülü başka yapılar da var. Ve bazılarının geçmişi çok daha eskilere uzanıyor olabilir. Jeff'in aklını karıştıran şey, bu yapıların 12 bin sene öncesine, yani insanlığın henüz taş devrini yaşadığı yıllara ait olması. O sıralar ateş yakmayı biliyorduk. Ama tekerleği henüz keşfetmemiştik. Üstelik işimizi kolaylaştıracak yük hayvanlarını da ehlileştirmemiştik. Peki bu şartlar altında böylesine devasa bir yapıyı nasıl inşa etmiş olabiliriz? Böyle bir yapıyı inşa edebilmek için son derece gelişmiş bir örgütlenme gerekir. Bu da duvar ustaları, kazıcılar, taş ocağı işçileri ve taşları buraya kadar taşıyacak yüzlerce insandan oluşan muazzam bir iş gücü demek. İnsanoğlu henüz kilden çömlek yapmayı bile bilmiyorken
Böylesi bir yapıyı inşa eden taş devri insanları kimler olabilir? Acaba dünyanın en eski tapınağı uzak geçmişimize dair nelere ışık tutacak? Göbekli Tepe bilim insanlarını hayrete düşürdü. Göbekli Tepe bir Mısır piramidinden daha küçük. Fakat bu yapıyı tasarlayıp inşa eden insanların aynı organizasyon gücüne sahip olmaları gerekiyordu. Üstelik piramitten 7000 yıl önce. Bu taş sütunları yontup dikmek için muazzam bir iş gücü gerekiyordu. Beslenme ve barınma ihtiyaçları da cabası. Peki bu insanlar kimlerdi? Jeff şimdi Göbekli Tepe'yi inşa edenlerin peşinde. Eğer kim olduklarını öğrenebilirse bazı büyük soruların cevabını bulması muhtemel. Örneğin bu yapıyı neden inşa ettiler? Amaçları neydi? 12 bin yıl sonra bile tapınağı kimlerin inşa ettiğine dair bazı ipuçlarına ulaşmak mümkün. Tapınaktaki kazılar sırasında çok sayıda hayvan kemiğine rastlandı. Dr. Jeff Rose bu kemiklerin Göbekli Tepe'yi yapanlara dair ne gibi ipuçları verebileceğini öğrenmek niyetinde. Ne tür kemikler var burada? En belirgin grubu burada bazı örneklerini gördüğünüz ceylan kemikleri oluşturuyor. Ayrıca yaban domuzları, alageyikler ve yaban koyunlarına ait kalıntılar da mevcut. Kemiklerin büyük çoğunluğu hayvanların etli kısımlarına ait. Yani şu anda gıda atıklarına bakıyoruz. Hepsi yabani hayvanlara mı ait? Hepsi yabani hayvanlara ait. Otçul besi hayvanlarına dair hiçbir iz yok. Peki bu Göbekli Tepe'de çalışanlar hakkında ne işaret? Bu insanların avcılık ve toplayıcılıkla yaşadıklarını gösteriyor. Yani tarım öncesi bir toplumla karşı karşıyayız. Bu çok önemli bir bulgu. Çünkü şimdiye dek kabul gelen teoriye göre insanlığın Göbekli Tepe'deki gibi bir yapı inşa edebilmesi için önce yerleşik tarım toplumuna geçmiş olması gerekiyor. Tıpkı Mısırlıların binlerce yıl sonra yaptıkları gibi. Tarım hayatına geçiş zamandan tasarruf sağladı. İnsanlar artık her gün yiyecek aramak zorunda değillerdi. Yerleşik hayata geçmişlerdi ve artık dini üretiler geliştirecek, tapınaklar inşa edecek zamana ve kaynaklara sahiplerdi. Tabii bu yalnızca bir teori. Ancak Göbekli Tepe'de bulunan kemikler bambaşka bir hikaye anlatıyor. Tapınağın inşaatında emeği geçenler çiftçiler değil, hala avcılık ve toplayıcılıkla geçinen insanlardı. Geleneksel bir yaklaşımla bu durum mevsimlere ve yiyecek imkanlarına göre yer değiştiren yarı göçebe küçük insan topluluklarına işaret ediyor. Ama bereketli hilalde avcı ve toplayıcıların yerleşik hayata geçmeleri Göbekli Tepe'nin yapımından en az 1000 yıl öncesine rastlıyordu. Ve bu durumun tarımla ilgisi yoktu. Yalnızca yerleşik büyük bir topluluk halinde yaşamanın bilgi birikimini paylaşmak adına çok daha elverişli olduğunu fark etmişler ve göçebelikten vazgeçmişlerdi. Burası Cerfel Ahmer yerleşimi. Göbekli Tepe ile aynı döneme denk geliyor. Göbekli Tepe'nin erken dönemleri. Yani bundan 12 bin, evet, 12 bin yıl önceye. Gördüğün gibi ev öbeklerinden oluşan küçük bir köy burası. Fakat tam orta yerinde çok daha büyük ve farklı bir yapı göze çarpıyor. İç kısmını bölümlere ayıran duvarlar var fakat duvarların hiçbirinde kapı yok. Burada kimseler yaşamıyormuş o zaman. Hayır, burası köyün ortak erzak ambarı. Ortak bir ambarın varlığı, bu ilk yerleşimlerde yaşayanların yabani tahılları hasat edip depoladıklarını ve aralarında paylaştıklarını gösteriyor. Artık ortada bir yiyecek deposu varsa devasa bir tapınak inşa edecek kadar vakit de var demektir. Göbekli Tepe, su kaynaklarına pek de yakın olmayan bir bölgede yer alıyor. İnsanlar yiyeceklerini ve içecekleri suları oraya taşımak zorundaydı. Bu da tapınakta uzun süre kalmadıkları anlamına geliyor. Öyleyse bu insanlar nerede yaşıyorlardı? Jeff, Göbekli Tepe yakınlarındaki en büyük kente gidip bu soruya yanıt aramaya karar veriyor. Burası sadece 15 kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa. Şehrin etkileyici bir tarihi var. Üç büyük tek tanrılı dinin ilk peygamberi Hazreti İbrahim'in 4000 sene önce burada dünyaya geldiğine inanılıyor.
Ama Doktor Jeff Rose, şehrin çok daha eskiye dayanan bir geçmişi olduğuna dair bulgulara rastlıyor. Türk arkeolog Bahattin Çelik, Şanlıurfa'nın uzak geçmişi konusunda bir uzman. Burada yaptığımız kazılarda çakmak taşından yapılmış aletlere rastladık. Bu da bölgede yaklaşık 11 bin yıl önceye uzanan bir taş devri yerleşimi olduğunu gösteriyor. Jeff'e göre bu durum Göbekli Tepe'nin inşası sırasında burada bir yerleşim olduğunu kanıtlıyor. Peki tapınağı yapanlar onlar olabilir mi? Ardından Jeff, Şanlıurfa Müzesi'nde sergilenen ilginç bir eserden haberdar oluyor. Bu heykel bölgedeki bir inşaatın temel kazısı sırasında bulunmuş. Neredeyse 11 bin yaşında. Yani tarihi Göbekli Tepe kadar eskiye uzanıyor. Fakat tapınaktaki dikili taşlardan farklı olarak bu heykelin belirgin yüz hatları var. Benzer heykeller Göbekli Tepe'deki kazılarda da bulunmuştu ve koruma amaçlı olarak bölge dışında muhafaza ediliyorlar. Bu heykel o siyah gözlü büyük heykele çok benziyor. Tamam, biraz daha küçük ve biraz daha yıpranmış halde. Ama bir zamanlar yüz hatlarına sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Demek ki Göbekli Tepe'yi yapanlar yüzü olan heykeller yapmayı da biliyorlardı. Fakat o büyük dikili taşlarda yüz hatlarından kaçınmışlardı. Çünkü bir tanrıyı ya da doğaüstü bir varlığı resmediyorlardı. Bu heykeller Göbekli Tepe'yi inşa edenlerin büyük olasılıkla binlerce yıl önceki Şanlıurfa halkı olduğunu gösteriyor. Fakat o halk o zamanlar taş devrini yaşıyordu. Oysa tapınağın yapımında ancak binlerce yıl sonra ulaşılabilecek mühendislik bilgileri kullanılmıştı. Jeff'in kafası gerçekten karışmıştı. Peki henüz tarımı keşfetmemiş bu insanlar nasıl oldu da böyle bir yapıyı tasarlayıp inşa etmeyi başarmışlardı? Bu bir bakıma 3 yaşındaki bir çocuğun oyuncak tuğlalarla Empire State binasını yapması gibi bir şey. Acaba bunu nasıl başardılar? Acaba taş devri insanlarının piramitlerden binlerce yıl önce Göbekli Tepe gibi bir yapıyı inşa etmeleri mümkün müydü? Meseleyi daha da karmaşık hale getiren bir diğer şey, yapıda kullanılan mühendislik bilgisinin çok daha önce edinilmiş olmasıydı. Tapınağın ilk bileşenleri ana kaya üzerine inşa edilmişti. Ortada yer alan iki büyük dikili taş 10 santimetre derinliğindeki yuvalara oturtulmuştu. Tek parça kayadan oyularak şekillendirilen bu taşlar 5,5 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 16 ton ağırlığındaydı. Ama bu devasa taş sütunları yapmak büyük bir ustalığın yanı sıra biraz jeoloji bilgisi de gerektiriyordu. Jeff daha ayrıntılı bilgi için taş oymacılığı konusunda uzman birine danışıyor. Dave Chapman, yıllarını tarih öncesi insanların taş oymacılığı üzerinde çalışmaya adamış bir isim. Yani bu gördüğümüz kayalık arazi, o sütunları yapmakta kullandıkları taş ocağının bir parçası. Öyle görünüyor. Ve bu da dikili taşlardan evet, biri. Evet, dikili taşlardan biri. Harikulade bir parça, yaklaşık 7 metre yüksekliğinde. Dikili taşların ilk örneklerinden biri olduğunu düşünüyoruz. Neredeyse 12 bin yaşında. Sivri uçlu granit aletler kullanan ustalar, bu taş sütunları henüz yerdeyken kabaca oyup şekillendiriyorlardı. Ve ardından muhtemelen basit bir manivela kullanılarak sütunu ön tarafından yukarı kaldırıyorlardı. Yani bu dev şeyi kaldıraçlarla kaldırıyorlar. Kaldırma işlemi sırasında taşı çatlatmış olmaları bu yöntemi kullandıklarının kanıtı olabilir. Şuradaki çatlak. Evet. Peki bu sütunu kaldıraçların üstüne aldıktan sonra tepeye nasıl taşıyorlardı? Bu işlem karada kürek çekmeye benziyor. Sütunun altındaki kaldıraçlar birer kürek vazifesi görüyor. Kaldıracın diğer ucunu kendine doğru çektiğinde sütun ileriye hareket ediyor. Sence böyle bir iş için kaç kişi gerekli? Bana kalırsa bu büyüklükteki bir taşı hiç zorlanmadan taşımak için 50 erkekten oluşan bir ekip yeterli. Dikili taşların çevresi ortalama 2 metre yükseklikte taş duvarlarla örülmüş. Bu duvar blokları arasına yükseklikleri 3 ila 5 metre arasında değişen, ağırlıkları ise 11 tona varan T şeklinde sütunlar yerleştirilmiş. Jeff, Göbekli Tepe'deki bu dairesel odaların ne kadar zamanda yapılmış olabileceğini merak edince, Dave, tapınaktaki oyma resimlerden birinin kopyasını
bir kireç taşı plakasının üzerine çıkartmak üzere kolları sıvıyor. Hem de taş devri aletleriyle. Oyma, kazıma ve çizme işlemleri için taş keski ve taş bıçaklar kullanacağız. Bunlar yine bizim yaptığımız basit aletler olacak. Önce şöyle bir kavlamak gerekecek. Keskinleşsin diye. Son derece keskin olması gerekiyor. Oyma ustalığı tapınağın her yerinde göze çarpıyor. Kapı boşluklarında bile. Bu tuhaf görünümlü şey aslında bir taç kapı. Bir zamanlar bu duvarda dikey pozisyonda durduğunu düşünüyoruz. Taç kapı dairenin girişine yerleştirilmişti. Birkaç ton ağırlığındaydı ve tek parça taştan oyulmuştu. Bir ara ölüler diyarından ve öldükten sonra yeniden dirilmek düşüncesinden söz etmiştin. Evet, ölüler şehrinin giriş kapısı gibi duruyor. Eğer bu dairesel odalar yeraltı dünyasına açılan kapıları temsil ediyorsa, tapınaklar öyle ya da böyle ölüm olgusuyla ilgili olmalı. Bu karanlık alemin yaratılmasında sütunlara oyulan yaratıkların rolü büyük. Çok yorucu bir süreç gibi görünüyor ama duvar ustaları taştan gereçlerini büyük maharetle kullanıyorlardı. Olağanüstü, müthiş. Bu ne kadar zamanını aldı? Şu ana dek 6 saat. Yani her bir odada bunlardan 20 tane filan varsa tüm oyma işlerini tamamlamak ne kadar sürüyor şu durumda? Doğrusu toplam süre için şu kopyaladığımız kabartmadan yola çıkarsak yaklaşık 300 saat falan sürer ya da o civarda bir şey. Peki her bir odayı başından sonuna tamamlamak ne kadar sürer? Alanda 60-70 kişinin çalıştığını düşünecek olursak bütün bir oda 6 ile 12 ay arasında bitirilebilir. 3 aşağı 5 yukarı o kadar sürer. Tabii daha küçük bir ekiple biraz daha uzun sürebilir. Tamamlanmış dairesel odaların çapı 10 ila 30 metre arasında değişiyor. Profesör Schmidt bu dairelerin sayısının 4'ten çok daha fazla olduğunu biliyor. Yeraltı radarı sayesinde elde edilen renkli haritada kazı bölgesindeki dikili taşlar kırmızıyla belirtiliyor. Haritaya göre bu dairesel yapılardan tepenin altında gömülü en az 16 tane daha bulunuyor. Bu da çok daha fazla taş işçiliği demek. Fakat radarın saptadığı çok daha şaşırtıcı bulgular da var. Burada maviyle gösterilen yapıların tarihini henüz kesin olarak bilemiyoruz. Fakat çok büyük ihtimalle en eski yapılar bunlar. Aşağı yukarı 2-3 bin yıl daha eski olduklarını tahmin ediyoruz. Bu da milattan önce 12 ila 13. bin yıllara denk geliyor. Yani buz devrinin sonları. Evet, tam da buz devrinin sonları. Bulgular, tepenin bu köşesinde gömülü yapıların 14-15 bin yıl önce inşa edildiklerini gösteriyor. Bu da tarıma dayalı yerleşik düzenden 5000 yıl öncesi demek. Tarım hayatına geçişse kuramsal olarak dinlerin ve tapınakların doğuşunu açıklayan ve sonrasında insanoğlunu aya taşıyan tarihsel sürecin başlangıcını oluşturuyor. Anlamaya çalıştığım şey şu. Bu insanların neden böylesine büyük ve zor bir işe kalkıştıkları ve niye böyle bir şeye öncelik verdikleri? Doktor Rose, Göbekli Tepe'ye dair sırların taş sütunlara işlenmiş kabartma resimlerde yattığından emin. Bu resimler ne ifade ediyor olabilir? Jeff, bir diğer mabedi incelemek ve tarihi kabartmalar hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere İstanbul'a gidiyor. Tarihi Kariye Kilisesi günümüzden yaklaşık 1600 yıl önce yapılmış ve 850 yıl sonra yeniden inşa edilmiş. Duvarlarını süsleyen mozaiklerse Hristiyanlığa dair tasvir sanatının en nadide örneklerinden biri.
herhangi bir ibadethaneyi süsleyen sembollerin ifade ettikleri, orada toplanan herkes tarafından bilinir. Sembollerin görevi, insanları paylaşılan inançlar vasıtasıyla bir araya getirmek ve ortak değerlere dayanan sosyal bir bütünlük sağlamaktır. Farklı bir kültürden gelseydim ve Hristiyanlık hakkında hiçbir şey bilmiyor olsaydım, tüm bu resimlerin, süslemelerin benim için hiçbir anlamı olmayacaktı. Sembollerin ifade ettiği anlamları bilmeseydim, bu yapının ne amaçla kullanıldığını da bilemezdim o zaman. Fakat Göbekli Tepe'yi inşa edenlerin avcı, toplayıcı bir topluma ait olduklarını biliyoruz. Bu da böyle bir yapının kullanım amacı hakkında bize fikir veriyor. Avcı ve toplayıcılar yiyeceklerini aile bireyleri ve yakın çevrelerinden oluşan küçük bir grup içinde paylaşıyorlardı. Yerleşik hayata geçtiklerinde sayıları çoğalmaya başladı. Küçük topluluklar hızla büyüdü. Nüfus yüzlere, hatta binlere ulaştı. Artık sahip olduklarını yabancılarla da paylaşmayı ve huzur içinde yaşamayı öğrenmeliydiler. Bu durum ahlak kurallarını ve yepyeni bir güven anlayışını zorunlu kılıyordu. İnsanları bir arada tutacak bütünleştirici unsurlara ihtiyacınız var. Ahlak kuralları da işte tam bu noktada devreye giriyor. Tıpkı kocaman bir tesis kurmak gibi. Bir takım törenler düzenleniyor, insanlar bir araya geliyor. Ve nihayetinde şöyle bir değer yargısı oluşuyor. Eğer bu topluma aitsen böyle yaşarsın. Farklı topluluklar bir araya geliyor ve artık mensubu oldukları dine dair somut bir şeyler ortaya koymak adına güçlerini ve ustalıklarını birleştiriyorlar. Bir gruptan duvar ustası, bir diğerinden yapı ustası, bir başkasından oyma ustası çıkıyor ve bir tapınak inşa ediyorlar. Böylesine büyük bir proje insanları birlikte çalışmaya ve birbirlerine güvenmeye zorladı. Bu bütünleştirici bir etkiydi. Eğer seni gittiğim kilisede ya da sinagogda görüyorsam sana güvenirim. Çok iyi tanımasam da güvenirim. Bu da tıpkı bunun gibi. Peki bu tapınak hangi inanç sistemini temsil ediyor? Göbekli Tepe'nin yapımından binlerce yıl önce insanlar hayvanların, bitkilerin, taşların ve her şeyin bir ruh taşıdığına inanıyordu. İnsan tabiatın yalnızca küçük bir parçasıydı. Mağaralarda tabiata dair unsurlar görürsünüz. İnsan figürü yok denecek kadar azdır. İnsan tabiat karşısında zayıftır. Ama artık insan biçimindeki sütunlar vahşi hayvanlarla sembolize edilen tabiatın üstünde yükselmekteydi. Ortada yer alan bu sütunlar farklı bir düşünce yapısını gösteriyor. İnsanoğlu artık tabiata hükmeder hale gelmişti. Bu antropomorfik figürün başı altında resmedilen vahşi hayvanlar, insanın artık hepsinden üstün olduğu düşüncesini akla getiriyor. Artık tabiat karşısında mağara resimlerindeki gibi aciz varlıklar değildik. Ona hükmediyorduk. Mağara duvarlarına yapılmış resimlerle kıyaslayınca insan suretinde varlıkların hükmettiği, bambaşka ruhani bir yaşama geçişin izlerini yansıtan çok büyük ve çok önemli bir değişim göze çarpıyor. Kazı alanında bulunan çok sayıda hayvan kemiği, tapınakta ziyafetler tertip edilmiş olabileceğini de akıllara getiriyor. Burada toplanıp ziyafetler tertip ettiklerinde çok fazla miktarda yiyeceğe ihtiyaç duyuyorlardı. Bu nedenle yiyecek tedarik etmenin daimi bir yolunu aramaya başladılar. Basit bir ifadeyle bu durum avcılık ve toplayıcılığın yanı sıra doğayı ehlileştirme, gıda üretimi düşüncesinin doğmasına yol açtı. Profesör Schmidt'in teorisi oldukça radikal. Eğer yerleşik düzene geçmiş bu avcı toplayıcılar yalnızca tapınağın ihtiyaçlarını karşılamak üzere tarım hayatına başladılarsa, bu taş devrinin bütünüyle dinsel gerekçelerle sona ermiş olması demek. Yani şu durumda insanları tarım hayatına sevk eden asıl nedenin din olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet, din insanları tarım hayatına sevk etti. Bugüne dek dinlerin ortaya çıkmasına tarım hayatının ve yerleşik düzene geçmiş olmanın zemin hazırladığını sanıyorduk. Fakat bu teoriye göre din daha önce geliyor.
Peki bu insanların asıl amaçları ne olabilir? Dinin insan psikolojisi üzerinde muazzam bir olumlu etkisi vardı. Bizleri hayvanlar ve diğer tabiat unsurları karşısında üstün kılıyordu. Hayvanları ve bitkileri ehlileştirmemizi sağlayan belki de bu düşünce yapısının oluşmasıydı. Doktor Rose'a göre Göbekli Tepe'nin insanlığın gelişiminde bir dönüm noktası temsil ettiği aşikar. Tapınaktaki sütunlar ve oyma işleri insanın tabiat karşısındaki yeni konumunu açıklıyor. Peki orada hangi ritüeller ve törenler yapılıyordu? Profesör Schmidt bu konuda ilginç ipuçlarına rastlamış. Burada bir insan bedenini görüyoruz. Omuzlar, kollar, erekte halde bir erkeklik organı. Fakat baş ortalarda yok. Bu tablo akrepler, yılanlar ve akbabalarla birleşince ortaya korkunç bir senaryo çıkıyor. Bu resimler ölüler diyarını anlatıyor olabilir. Tüm bunların defin törenlerini çağrıştıran önemli bir ipucu olduğu sanılıyor. Göbekli Tepe'nin yapıldığı zamanlarda başka yerleşimlerdeki defin törenleri oldukça tuhaftı. Ölüler önce gömülür, bir süre sonra çıkarılan kafatasları kutsal emanet olarak saklanırdı. Peki Göbekli Tepe'de ölüm ritüelleri için mi yapılmıştı? Göbekli Tepe'nin ölülere adanmış bir mabet olduğunu düşünmek hiç de zor değil. Kafataslarının bedenlerden ayrıldığı, gösterişli taş sütunların altında insanın artık vahşi hayvanlara hükmettiğini ilan eden tuhaf törenlerin yapıldığı ölüler diyarına açılan bir kapı. Doktor Rose, Göbekli Tepe'nin bilinen insanlık tarihini alt üst ettiğini anlıyor. Bugüne dek avcı ve toplayıcı topluluklarının toprağa ekip mahsul toplamayı keşfetmeleri sayesinde yerleşik tarım toplumlarına dönüştüğünü ve ardından günümüzün gelişmiş toplumlarına evrilen bir süreçten geçtiğimizi düşünüyorduk. Fakat şimdi kültürel devrimin tarımdan önce gerçekleştiğini görüyoruz. Kültürel devrimi tetikleyen şey hayvanlardan daha üstün olduğumuzu telkin eden din unsuruydu. Aynı çatı altında toplanmak üzere tapınaklar inşa etmiştik. Ve bu çaba tarım hayatına uzanan yepyeni bir süreci başlatmıştı. Göbekli Tepe, medeniyetlerin oluşmasına zemin hazırlayan şeyin ibadet olduğunu gösteriyor. Doktor Rose tuhaf bir şey daha öğreniyor. Bu olağanüstü tapınağı inşa edip kullananlar daha sonra onu gömmüşler. Peki ama neden? Dünyadaki en eski tapınağın çöküşü de temsil ettiği din kadar gizemli oldu. Tapınak, 1000 yıla aşkın bir süre bölgedeki kültürel yaşamın merkezinde yer almıştı. 200 kilometre yarıçaplı bir alanda hem bir ritüel merkezi hem de havadislerin, fikirlerin ve keşiflerin paylaşıldığı bir toplanma yeri olmuştu. İnsanlığın kaderini değiştiren zirai devrimin temelleri burada atılmıştı. Ve bu yeni yaşam biçimi gelişirken tapınak da değişime uğradı. Ortasında devasa dikili taşlar bulunan bu dairesel yapılar, inşa edilmelerinden yaklaşık 1500 yıl sonra toprakla örtüldü ve üzerlerine daha küçük binalar yapıldı. Göbekli Tepe artık önemini yitiriyordu. Bu programın bir parçasıydı. Önce bu dairesel yapılar inşa edildi, bir süre kullanıldı ve sonra toprakla dolduruldu. Artık ortada binalar değil, höyükler vardı. Sonunda höyükler birleşti ve ortaya kocaman bir tepe çıktı. Tepede kazı çalışmaları yürüten Profesör Schmidt, eskilerin üzerine inşa edilmiş daha küçük bir yapıyı gün yüzüne çıkarmayı başardı. Şu anda B'deyiz. Bu orada gördüklerimizden evet, daha yeni. Evet, C ve D'den daha yeni. Burada da iki büyük sütun göze çarpıyor. Gayet iyi durumdalar. Fakat yüksekliği yalnızca 4 metre. Bu 4 metrelik dikili taşlar eskilerine göre 1,5 metre kısa.
Sonraları eskilerin üzerine dikdörtgen biçiminde ve daha da küçük odalar yapılmış. Göbekli Tepe sonraki 1000 sene boyunca varlığını sürdürse de eski önemini gözle görülür biçimde yitirmiş. Odalar giderek küçülmüş, dikili taşların boyu kısalmış ve çevre duvarlardaki sütunların sayısı azalmış. Ve nihayet bu sütunlardan da vazgeçilmiş. Yaklaşık 10 bin yıl önce yapay bir tepeye dönüşen Göbekli Tepe tamamen ortadan kaybolmuş. Peki ama böylesine önemli bir yeri neden ortadan kaldırdılar? Doktor Rose bu soruya Göbekli Tepe'ye 30 kilometre mesafedeki bir başka tarihi yerleşim bölgesinde cevap arıyor. Fırat Nehri üzerine inşa edilen ve 1992'de işletmeye açılan Atatürk Barajı 800 kilometre karelik bir alanı sular altında bıraktı. Göbekli Tepe'nin yok oluşuna dair sırlar bu suların derinliklerinde yatıyor olabilir. Doktor Rose bugün baraj suları altında olan Taş Devri Köyü Nevali Çori'den geriye kalan son birkaç fotoğrafı incelemek üzere bölgeye gidiyor. Göbekli Tepe zamanında burası meskun bir köydü. Fotoğraflar yaklaşık 10 bin yıl önce köyde yepyeni bir şeyin ortaya çıktığını gösteriyor. Bir diğer ortak kullanım alanı. Bu duvarlarında 13 taş sütun bulunan dörtgen biçiminde küçük bir yapı. Ortasında ise kolları ve elleri olan fakat yüzü işlenmemiş insan figürlü 2 adet dikili taş bulunuyor. Büyük Göbekli Tepe Katedrali'nin çok daha küçük ve yerel bir modeli. Onunla kıyaslandığında köy kilisesi gibi duruyor. Bu tür kutsal mekanlar o zamana ait birkaç yerleşim biriminde görülüyor. Tarihleri ise Göbekli Tepe'nin önemini yitirdiği zamanlarla örtüşüyor. Yerel halklar bir süre sonra kendi mabetlerini inşa etmeye başladı. Belki de her seferinde tepenin üstündeki büyük tapınağa tırmanmaktan bıkmışlardı. Ve Göbekli Tepe eski itibarını kaybetmeye başladı. Bir bakıma kendi başarısının kurbanı oldu. Birleştirici inanç yerel halkların tümünde kök salmıştı. Tapınağın terk edilmesine belki başka bir açıklama da getirilebilir. Göbekli Tepe'yi inşa edenlerin torunları artık avcılık ve toplayıcılıkla geçinmiyordu. Çiftçilik yapıyorlardı. Ve atalarının değer yargıları onlar için pek bir şey ifade etmiyordu. İnsanlar tarım hayatına geçince avcılık ve toplayıcılıkla geçinen atalarının ruhlara ya da tanrılara ibadet etmek için kullandıkları mabetlere ihtiyaç duymamaya başladılar. Çiftçilikle geçinen bu yeni neslin yüzü geleceğe bakıyordu. Atalarının gelenekleri ve inançları hükmünü yitirmişti. Doktor Rose, kültürel devrimin artık tamamlandığını düşünüyor. Yeni yaşam düzenimizi şekillendiren şey tarım olacaktı. Şu durumda Göbekli Tepe'nin tarihin derinliklerine gömülmesi kaçınılmazdı. Yine de bazı inançlar bugün bile varlığını sürdürüyor. Örneğin Hristiyanlığın en temel öğretilerinden biri olan ölümden sonra tekrar dirilme inancı. Doktor Rose, insanlığın tarih öncesinin yaptığı yolculukta pek çok şey öğrendi. Ama yine de yapbozun bulunması gereken eksik bir parçası var. Göbekli Tepe 10 bin yıl önce toprağa gömüldüğünde kendini yaratan o güçlü inançlara ne oldu? Doktor Rose, 450 kilometre batıda dünyanın bu en eski tapınağını yaratan düşünce yapısının izini sürüyor. Çatalhöyük'ün geçmişi 9000 yıl öncesine uzanıyor. Kimilerine göre burası dünyadaki ilk yerleşim yeri. Burada yaklaşık 8000 kişi yaşamış. Çiftçilik yapıyorlarmış. Kazı çalışmalarına bilfiil katılan Dr. Tristan Carter, bölgede Göbekli Tepe'dekilerle örtüşen bazı bulgulara rastlamış. Yani buradakiler Göbekli Tepe'de gördüğümüz imgelerin aynısı. Buradaki kabartmalara baktığımızda yabani boğalar, leoparlar ve yaban domuzları gibi vahşi hayvanlar görüyoruz. Ve tüm bunlar en az 2500 yıl öncesine Göbekli Tepe'ye kadar uzanan inanç silsilesinin bir parçası. Avcı ve toplayıcı yaşam biçiminden kalma ahlak kuralları ya da bir inanç sistemi binlerce yıl sonra yüzlerce kilometre uzakta yaşayan bir tarım toplumu içinde geçerliliğini korumuş olabilir.
Görünen o ki, Göbekli Tepe'nin öyküsü tapınağın toprak altında kalmasıyla son bulmamış. Göbekli Tepe'nin maddi ve manevi tohumları coğrafyanın dört bir yanına dağıldı. Kazı çalışmalarında daha yakın tarihlere ait yerleşim bölgelerinde de aynı imgelere rastlanıyor. Doktor Rose, Göbekli Tepe'de gördüğü bir sembolün aynına bölgedeki bir evde rastlıyor. Sence bir insan evinde neden böyle bir şey bulundurur? Görünen o ki, boğa bu insanlar için çok çok önemli bir imge. İlahi bir varlığı, bir tanrıyı temsil ediyor. Uhrevi anlamda çok derin anlamlar barındırıyor. Tabii bu boğa başı küçük bir kopyadan ibaret. Tarih öncesi yaban öküzlerinin sırt yüksekliği yaklaşık 2 metreydi. Boynuz açıklığı ise 3 metreyi buluyordu. Bu yabani hayvanlar çok iri, çok korkunç yaratıklardı. Onları ehlileştirmek, insanoğlunun tabiat karşısında üstünlüğünü kanıtlaması demekti. Ve bu kutlanmaya değer bir zaferdi. Benzer bir cesaret gösterisi, sembolik bir iktidar mücadelesi İspanya'daki boğa güreşlerinde de vardır. Böylesine büyük ve güçlü bir hayvanın insana korku salması gayet anlaşılır bir şey. Bu kudretli hayvanların uyandırdığı korku ve saygı duygusu ve onların üzerinde üstünlük kurma arzumuz hala sürüyor. Göbekli Tepe'den 2000 yıl sonra bu bölgedeki defin törenlerini anlatan ilginç resimler Doktor Rose'u hayrete düşürüyor. Görünüşe bakılırsa daha önceleri ölüler akbabalara yamuluyormuş. Kazılar sonucu ulaştığımız bulgular, yüzlerce ölünün önce etiyle kemiğiyle bütün halinde gömüldüğünü, bir süre sonra da bu mezarların tekrar açılarak kafataslarının özenle çıkartıldığını gösteriyor. Kafatası kültü, atalara tapınma inancının bir parçasıydı. Ölen kimsenin kafatası, kendisine dair somut bir hatıra olarak saklanıyordu. Bedenden ayrıldıktan sonra evde ya da kamuya açık bir yerde tek başına ya da başka kafataslarıyla birlikte sergileniyordu. Bu işlemler ölmüş önemli bir kişiyi hayata döndürmek ve toplumsal değerleri korumak adına yapılıyordu. Bu sağlığında büyük saygı gören birinin öldükten sonra yeniden dirilmesi anlamına geliyordu. Doktor Rose artık Göbekli Tepe'deki başsız insan figürünün diriliş inancına dair ilk örnek olabileceğini düşünüyor. Bu öğretide ölen bir insan ya da tanrı yeniden hayat buluyor ve insanları ortak bir amaçla buluşturuyordu. Yeniden dirilme düşüncesi binlerce yıllık süreçte pek çok coğrafyada din sistematiğinin bel kemiğini oluşturdu. Babil, Mısır, Hindistan ve Yunanistan da dahil. Bugün Hristiyanlık inancında da varlığını sürdürüyor. Bu tarih öncesi tapınak ortadan kalksa da temsil ettiği inanç 12 bin yıl boyunca medeniyetleri ve kültürleri şekillendirmeye devam etti. Göbekli Tepe'de olup bitenleri hiçbir zaman tam olarak bilemeyecek olsak da tüm bu geziler bir araya getirdiğim ipuçları çok fazla şey ifade ediyor. Bu tapınak buz devrinin sonlarına dek uzanan çok uzun soluklu bir düşünce ve sanatkarlık geleneğinin doruk noktasıydı. Temsil ettiği anlam itibariyle toplumları bir arada tutan sosyal bir bağ. Ve hepsinden önemlisi manevi dünyamızda çığır açan dev bir sıçrama tahtasıydı. İnsanlık olarak kendimizi yalnızca tabiatın bir parçası olarak görmek yerine ona hükmetmeye başlamıştık artık. Bu devasa taş ilahlar için inşa ettiğimiz tapınak sayesinde yepyeni bir yaşam biçimine kapı açtık. Göğe yükselen o taş sütunların altında tanrıların doğuşuna şahitlik ettik. Göbekli Tepe kültürel evrimimizin belki de en büyük dönüm noktasıydı. Tam bu noktada insan toplulukları toplumlara dönüşmeye başlamış, tabiattaki konumlarını sorgular hale gelmiş, bitkileri ve hayvanları ehlileştirmeyi öğrenmiş ve taş devrinden uzay çağına uzanan dev bir adım atılmıştı.